Çin yönetimi Doğu Türkistan genelinde kültürel soykırım sürecini yürütmeye devam ediyor. Türkistan Press'in haberine göre Doğu Türkistan'ın Yarkent bölgesinde tarihi alanların ve camilerin yıkıldığı veya değiştirilerek yerine yeni binalar yapıldığı bildirildi. Sözde şehir görüntüsünü kötü etkileme ve temizlik bahanesiyle yıkılıp dümdüz edilen Uygur kültür ve medeniyetinin yerine Çin kültürünü anımsatan yapıların yapıldığı belirtildi. Çin zulmünden dolayı Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye sığınan Doğu Türkistan doğumlu Kutluk Derviş, İYİ Parti'nin grup salonunda bir konuşma gerçekleştirdi. Kutluk Derviş konuşmasında Çinlilerin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı zulümleri anlattı. Kutluk Derviş'in İYİ Parti grup salonundaki konuşmasından bir bölümünü İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu Twitter hesabından paylaştı. Brüksel'de bir araya gelen 28 AB ülkesinin liderleri, AP seçimlerinin ardından birlik kurumlarının yeni başkanlarını belirlemek için sıkı müzakere sürecine başlattı. Gayri resmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşan liderler, Avrupa Parlamentosu seçimleri sonuçlarını değerlendirerek Avrupa Birliği'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlattı. Polonya Savunma Bakanı Blaszczyk, ülkesinin ABD'den 32 adet F-35 savaş uçağı satın almak istediğini açıkladı. Blaszczyk açıklamasında, "Bugün Amerikalı ortaklarımıza lojistik ve eğitim paketleriyle birlikte 32 adet F-35 uçağı alma talebimizi ilettik" ifadelerini kullandı. Polonya ayrıca geçen yıl Patriot hava ve füze savunma sistemi için ABD ile 4 milyar 750 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm kesimleri temsil eden siyasi güçlerin katılımıyla en kısa sürede barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekinmeye çağırıyoruz" dedi. Lavrov, Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşma yaptı. Rusya'nın Afganistan'a son yıllarda sanayi, enerji, eğitim ve sağlık konularında yardımcı olduğunu belirten Lavrov, işbirliği sayesinde ekonomik ve sosyal alanlarda pek çok anlaşma imzalandığını hatırlattı.